Merhaba, ben Merve Çelik. Perspektif'te yeniden sizlerle birlikteyiz. Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu bugün depresyon 4. bölümü bizlerle paylaşacak. Buyurun Ömer Hocam. Teşekkür ederim. Dostlarım merhaba. Perspektif ve yeniden sizlerle birlikteyiz. İnsanlar arasındaki fark olan değil, olana gösterilen reaksiyonla belirlenir. Dolayısıyla hiçbir şey iyi veya güzel değildir. Bunu bizim düşüncelerimiz belirler. İyi veya kötü kavramını kendinize kisve edindiğiniz andan itibaren pusulayı şaşırırsınız. Yani iyi ve kötü sizi köle haline getirir. İyi ve kötü sizin üzerinizde hegemonya kurar. Dolayısıyla iyi de kötüyü, kötü de iyi, doğru da yanlışı, yanlış da doğruyu, zehir de nektarı, nektar da zehri ayrıştırmaya başladığımız andan itibaren çok seçenekli düşünmeyi becerebiliriz. Yani düşüncelerimizi daha çok esnetiriz, bakış açımızı genel olarak genişletiriz ve olayların bir değil de birçok neden veya sonucu olabileceğini kararlaştırırız ve birçok şeyi aynı anda görebilecek liyakata, kabiliyete ve ehliyete sahip olabiliriz. Dolayısıyla geniş açıdan bakıp hiçbir şey iyi veya kötü, çirkin veya güzel diye adlandırmamak, etiketlendirmemek lazım. Yapılacak olan şey çok seçenekli düşünce sistemini devreye sokabilmek, olaylara birçok farklı açıdan bakmak ve bu farklı açılara göre yeni açılımları ortaya koyabilmektir. Evet Merve, bugünkü konumuza geçelim. Hocam, depresyonla nasıl mücadele etmeliyiz sizce? Dostlarım, 3 programı biz geride bıraktık. Şimdi 4. programı yapacağız depresyonu. Depresyon öz olarak nedir? Depresyon bir boyutuyla hayattan zevk almamaktır. Yani hayattan kopuk yaşayamaktır. Peki zevk nedir derseniz? Zevk insan için son derece önemli. Zevk almak için beyinde bulunan 100-120 milyar nöronun birbirleriyle iletişim halinde olmaları gerekir. Nöronlar arasında biz bağlantıyı kuramazsak veya kopartırsak zevk alma işlevini hayattan maalesef terk etmek zorunda kalırız. Ve hiçbir şey bize zevk vermez. Hatta depresyona girdiğinizde daha önce zevk aldığınız, haz duyduğunuz, hoşunuza giden birçok şey depresyonla beraber sizden uzaklaşır. Dolayısıyla depresyon önünüze bir perde olur. Bir diğer açıdansa depresyon son derece yararlı bir şeydir. Siz yanlış bir adım atacağınızda veya yanlış bir şeyi eylem olarak, söylem olarak ortaya koyacağınızda depresyona girdiğinizde depresyon bunu yapmanıza izin vermez. Doğal olarak yanlışın önünde sizin için duvar olur ve size yanlışı yaptırmaz. Ne kendinize ne de çevrenize zarar veremezsiniz. İnsan stres olunca böbrek üstü bezleri harekete geçer ve kortizol, adrenalin insanda artmaya başlar. Bu da insana doğal olarak yapı itibariyle mukavemet kazanmasını sağlar. Mukavemet kazanınca biz daha güçlü oluruz. Problemlerle daha rahat baş etmeye çalışırız. Hatta baş ederiz ve yanlış yapacağımız birçok eylemi de yanlış yapmayız. Yani bizim yanlış yapmamızı depresyon önler. Peki depresyon uzun sürerse ne olur hocam? Depresyon uzun sürerse Alzheimer olursunuz. Yani Alzheimer'ın başlangıcı olur. İlerleyen safhalarda da Alzheimer rahatsızlığı sizinle baş başa olur. Peki hocam, stres depresyon yaptırıyor. Bunu anladık ama bir de BDNF var insanlarda. BDNF nedir? Veya BDNF az veya çok olduğunda ne olur? Depresyona girecek insanlarda genellikle BDNF dediğimiz bizim hormon daha az daha sınırlıdır. Dolayısıyla BDNF'in daha az daha sınırlı olması bizim depresyona girmemizi kolaylaştırır. Ve BDNF'i az olan insanlar daha kolay depresyona girerler. Bu da bilinen bir gerçek bizim açımızdan. Özellikle psikolojide ve kişisel gelişimde. Depresyon deyince dostlarım aslında beyin de küçülür biliyor musunuz? Yani depresyona giren bir insanın beyni normal bir insana göre çok daha hacim olarak küçük kalır. Artı değer olarak da birçok şeyi normal idrak, liyakat veya kabiliyetinden muaf olur. Yani kaybeder o nitelik ve özelliklerini. Artık stresle beraber beyinde bir küçülme başlar. Peki beyinde küçülme ne yapacaktır? Beyinde küçülmenin şöyle bir yararı var.
depresyona giren insan, diyelim patronunuz sizin üzerinizde tahakküm kurdu, size zulmediyor. Veya müdürünüz sıkıntı veriyor size. Veya işiniz size sıkıntı veriyor. Depresyona girdiğinizde beyin küçülür. Birçok şeyi umursamaz olursunuz. Amiyane tabirle takmazsınız artık. Yani son derece rahat olursunuz. Rahat hareket etmeye başlarsınız. Peki bu size ne kazandırır? Bu size hata yaptırmaz. Yani hareket kabiliyetinizi kısar. Depresyonla beraber müdürü takmazsınız. Patronu takmazsınız. Eşinizi bir noktada takmazsınız. Ama bu olay mağara döneminde yaşansaydı insan için yararlıydı. Niye? İş diye bir kaygı yoktu. Günümüz modern çağ diye nitelenen bu aslında sıkıntılı süreçte çağda siz depresyona girdiğinizde, beyniniz küçüldüğünde, işe gitmediğinizde işi kaybedeceksiniz. Eşinizle problem yaşadığınızda eşinizi takmazsanız daha ciddi sorunlar yaşayacaksınız. O zaman aslında depresyon sizi büyük tehlikelerden koruyor. Ancak bir diğer açıdan da sizi zor durumda bırakıyor. Niye? İşe gitmek zorundasınız. Ayağa kalkıp her ne kadar zorluk olursa olsun işe gideceksiniz. Gitmediğiniz anda ekmeğinizden olacaksınız. O zaman günümüzün bu modern çağ diye nitelenen dünyasında her ne şartta olursa olsun işe gitmek, çalışmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde hem biz hem de ailemiz aç kalacaklardır. Dostlarım, dolayısıyla her şartta depresyondan sıyrılıp çıkıp normale dönebilmeliyiz. Normale dönmenin çaba ve gayreti içerisinde olmalıyız. Bu bir realite, bu bir gerçek. Depresyondan çıkmak zorundayız. Peki, bu birincisi. İkincisi nedir hocam? İkincisi sosyal medya denilen bir şey var. Hepimizde mevcut. Olmayan yok. Ben bir tek Facebook kullanıyorum. Instagram'da da bazen perspektifin ve ekonomi günlüğü programlarımın tanıtımını yapıyorum ama çok nadir oluyor bu. Yani birkaç haftada bir oluyor. Onun dışında girmiyorum. Günde 2 saatten fazla Instagram'da olan insanlar depresyona çok daha kolay girerler. Instagram'ın bir diğer zararı da şu. Anlayabildiğimiz veya görebildiğimiz kadarıyla. Siz Instagram'a girdiğinizde hatta sosyal medyanın farklı kanallarına girdiğinizde diğer insanların mutluluk resimlerini görüyorsunuz. Coşkulu hallerini görüyorsunuz. Yani yapılmaması gereken bir hareket ama adam yemek yerken diyelim bir şeyleri içerken fotoğraflatıyor, bunları koyuyor. Bir arabaya biniyor, arabasıyla fotoğrafını koyduruyor. Veya bir arkadaşının evine gidiyor ziyarete, diyelim modern bir ev, onu koyduruyor. Farklı bir açıdan güzel bir şeye sahip oluyor. Bağışlayın. Onu sizlerle paylaşıyor. Aslında sosyal medyada bu tip fotoğraflar veya resimler insanlara hep şöyle bir çağrışım yaptırıyor. Ya ben mutlu değilim ama muhatabım, karşımdaki bütün insanlar her tarafta mutlu. Yani adamların yedikleri şey çok güzel, giydikleri çok güzel, eğlenceleri harika. Bir diğer açıdan bulundukları çevre nefis. Ya ben böyle bir şeye ulaşmalıyım. Benim hayatım niye böyle değil diye kendilerini sorgulama ihtiyacı içerisinde oluyorlar. Bu da geniş anlamda insanlara sıkıntı veriyor. Dolayısıyla siz sosyal medyaya çok girmeye başladığınız andan itibaren denge değişiyor sizde. Yani depresyona girebilme ihtimaliniz, şans demeyeyim de ben, çok daha artıyor. O zaman sosyal medyayla gün içerisinde aşırı iştigal etmemek gerekiyor. Bir diğer açıdan da sosyal medyada gördüğünüz her türlü fotoğrafı, her türlü güzelliği kendinize göre tabii gerçek olmadığını, anlık olduğunu, yapay olduğunu, hatta bir kısım insanların kendisi olmayacağı halde orada olduğu şekil veya biçimde fotoğraflandığını veya fotoğrafladığını, kendisinin gibi birçok şeyi lanse ettiğini bilmenizi arzu ederim. Dolayısıyla kendinize bakıp da aynada yani bu şeylere ben sahip değilim, bunlara ben sahip olsam çok daha mutlu olurum gibi yanlış bir düşünce içerisine kendinizi sokmamanızı ve taşımamanızı arzu ederim. Var mı senin söyleyeceğin böyle? Hayır hocam. Sosyal, peki sosyal medya ile ilgili. O zaman ben devam edeyim. Hı-hı. İyi mi? Peki. Takdir edersiniz ki Merve bugün çok yeni. İlk evet, programı hocam. Doğal Hı-hı. olarak heyecan olacaktır. Evet. Konuşurken de, soru sorarken de ben öyle düşünüyorum. Ama belki ilerleyen haftalarda beraber olur isek mutlaka bunları aşacaktır.
Bu düşünce de bende geçerli. Dostlarım, depresyonun bir diğer nedeni, üçüncü şartı bana göre genetiktir. Yani bir kısım hastalıklar, diyelim şeker, diyelim tansiyon, genle gelen şeyler bunlar. Bunun gibi tıpkı depresyon da genetik ama %100 değil. Yani yüzde belli bir kavramı, belli bir kısmı düşünecek olursak genetik, yani anne babadan, geçmişten gelen bir şey. Ama %100'ü değil. Yani 100 barem alalım, diyelim bunun 20 baremi, 10 baremi, 15 baremi genetik, yani bizim ebeveynlerimizden veya daha önceki kuşaklardan bize miras gibi gelen bir şey bu. Peki hocam, başka ne yapar depresyon? Depresyonu yapan şeylerden biri, çok önemli bana göre, inflamasyon. Yani iltihap vücutta. Vücutta iltihap olduğu anda, inflamasyon dediğimiz psikolojide, tıpta, depresyona girmeniz daha kolay oluyor. Diyelim dişiniz hapse yaptı. Siz onunla ilgili gerekli tedbir almadınız, gitmediniz diş hekimine. Bir antibiyotik alıp da onu belli süreçte dağıtmadınız. İnflamasyon oluşturuyor sizde, yani iltihap oluşturuyor. Mesela gingivit dediğimiz şey vardır bizim. Diş etinde olan bir rahatsızlık tıp dilinde. Gingivit olduğunda diş etinde iltihap, o da sizi şey yapıyor, depresyona sokuyor. Dolayısıyla her türlü inflamasyon vücutta olan depresyona girmemizi bizim kolaylaştırıyor. Biz daha kolay depresyona girebiliyoruz. Bir diğer şey, inflamasyon ne yapıyor? BDNF'i vücutta düşürüyor, değer olarak düşürüyor. Ve BDNF düştüğü anda siz daha kolay kriter olarak depresyona girmeye hazır oluyorsunuz. Beyin olarak da, vücut olarak da. Mesela dişlerdeki dolgu, eğer gerçek anlamda doğru biçimde yapılmamışsa, bu da size inflamasyon oluşturuyor ve depresyona sokuyor. Onun dışında şeker, insülin yükseliyor vücutta, depresyona sokuyor. Tansiyon, depresyona sokuyor. Obezite, yani aşırı yemek, kilo insanı depresyona sokuyor. İstese de istemese de. Mesela horlamak, klasik anlamda. Horlayan insanlar daha kolay depresyona girer, horlamayan insanlara göre. Dostlarım, özellikle iltihap dediğimiz BDNF'i vücuttan uzaklaştırmazsanız çok daha kolay depresyonla tanışırsınız ve girersiniz. Buna sickness proof diyoruz biz tıpta. Yani hastalık hali, yani hastalık durumu. Hastalık veya davranışı deyin. Hepsi aynı şeyler bunlar. Sickness proof. Peki, mesela ne oluyor o zaman? Vücuttaki stokinler artıyor. Vücutta stokinler arttıkça ne oluyor? Siz daha kolay depresyona girmeye başlıyorsunuz. Peki bu ne yapıyor? Sizi çok yoruyor, sizi çok yıpratıyor aşırı boyutta. Sonra iştahsızlık yapıyor. Sonra daha az yiyorsunuz. Sonra ya daha az uyuyorsunuz ya daha çok uyuyorsunuz. Uyku düzeniniz stokin fırtınasıyla beraber denge olarak değişmeye başlıyor. Ve her şartta inflamasyondan uzak kalın. Hayvanlara dikkat edin dostlarım lütfen. Vücutlarında hapse olunca, iltihap olunca, yani inflamasyon olunca mağaraya gider, çekilirler. Niye? Başka hayvanlara yem olmamak için. Yani ateşi yükselir mağarada hayvanın. Hastalığı onlar ilaç kullanmayacaklar için doğal olarak o ateşli hastalıkla beraber atlatırlar doğal olarak yaşadıkları şeyi. Ve eğer mağaraya çekilmezse, mağaraya gizlenmez hayvan, depresyon durumunda, hasta olduğunda başka hayvanlara doğal olarak yem olur. Onlar bizim gibi değil, insan değil. Yani evine gidip sığınacak bir hal yok. Başka insanların, aile fertlerinin onlara yardım edecek hali yok. Dolayısıyla mağara en rahat onlar için kurtuluş alanı. Kendi evleri, kendi mekanları oluyor mağaralar onların. Peki hocam diyorsunuz, depresyonu yapan şeylerden birisi horlama. Peki kabul. Peki çok yağlı yemek? Evet. Çok aşırı yağlı yemek depresyon yapıyor, inflamasyon yapıyor. Yani vücutta iltihap yapıyor. Bu da bizi doğal olarak nereye götürüyor? Depresyona taşıyor. Depresyona götürüyor. Uyku. Aşırı uyku veya az uyku depresyon yapıyor. O da iltihabi durum oluşturur. Sigara hocam, ben çok uzak durun derim. Bugüne kadar çok şükür biz tanışamadık. Ben 26 yaşındayım ama hala ben tanışamadım sigarayla. Bir diğer açıdan işi.
kesinlikle inflamasyon yapıyor. Sigara ve içki iltihap yapar. Yani apse yapıyor. Dolayısıyla depresyona girmeniz daha kolay. İşçi ve sigara kullanan insanlar depresyona çok daha kolay girerler. Daha açıkçası dostlarım, vücuda gelen her türlü yabancı madde inflamasyon yapıyor. Yani iltihap yapıyor ve sizi depresyona daha kolay taşıyor. Daha hızlı götürüyor, kolay derken. Ve bilmiyorum farkında mısınız, vücut yabancı bir şey girdiğinde kendisine bunu reddeder. Mesela bir kıymık, bir ağaç parçası elinize girdiğinde o kıymığı atmak için inflamasyon, yani iltihap yapar ve onu reddeder. Hatta o bölge hissiyatsız kalır. Yani bir yere kıymık girdiğinde, bir ağaç parçası girdiğinde yabancı bir madde vücuda girdiği için onu reddeder, kabul etmez. Etrafında iltihap oluşturur, inflamasyon oluşur. O vücuttan çıkana kadar, terk edene kadar orası duyarsız hale gelir. Yani o iltihap olan yere dokunun, inflamasyona, orada hissiyat yoktur. Orada his kaybolmuştur. Böyle bir yaratılışımız var. Yaratılış biçimimiz var. Yaratıcı bizi öyle yaratmış. Vücuda girerken dolayısıyla her şey yabancı madde inflamasyon oluşturuyor. İnflamasyon bizi depresyona doğru taşıyor. Peki hocam başka? Hani o katkı maddeleri var ya meşhur. O katkı maddeleri maalesef iltihap oluşturuyor ve bizi depresyona taşıyor. Özellikle ben daha önce hatırlarsanız dedim ki katkı maddelerinden uzak durun. Propiyonik asit var, daha önce anlattım ben. Süt, yoğurt, her türlü süt ürününde kullanılıyor ve propiyonik asit aslında dünyanın bütün ülkelerinde ilim bilim adamları tarafından otizm oluşturup deney yapmak için deney hayvanları üzerinde uygulanıyor. Ancak bizde nasıl olduğunu ben bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı nasıl izin veriyor onu da bilmiyorum. Propiyonik asidi biz koruyucu madde olarak süt ve süt ürünlerinde kullanıyoruz. Dolayısıyla insanlarımıza vücutlarına girmemesi gereken bir şeyin girmesini sağlıyoruz. Hem de yasalarla. Bunun son derece yanlış olduğunu ben belirteyim. Dostlarım, özellikle gıdalı ürünlerden ben uzak durmanızı öneriyorum. Hem de çok ciddi boyutta. Artı koruyucular, dedim ya saydım, propiyonik asit en basiti. Artı plastik ürünleri. Bu da çok tehlikeli, plastik. Aslında biz plastiği günlük hayatımızda birçok şeyden de alıyoruz. Yani yalnızca plastik içerisinde konulan yiyecekler, içecekler değil. Son derece zararlı. Mecburum. Niye? Cam yok burada. Cam olmayınca bunu kullanıyorum. Bunun zararı ne? Şu alüminyum zehir. Bu bir. İki. Bu plastik. Bunda bisfenol var. Peki hocam, bisfenol nedir? Bisfenol şudur. Çok tehlikeli bir oyun. Özellikle ilk yetişme çağındaki çocuklarda, yani 0-6 yaş, birinci boyut ve 6 yaştan sonra gençliğe kadar plastik kaplarda su içen genç erkeklerimizde ve plastik kaplardan yiyip yiyecek yiyen yeni genç delikanlılarda, erkeklerde, çocuklarda kısırlık denen şey oluşuyor. Nasıl oluşuyor hocam? Şöyle oluşuyor. Spermde %50 azalma oluyor. Yani plastikle iştigal ettiğinde bir erkek, çocuk, belli yaştan sonra değil de zaten belli yaştan sonra farklı bir evreye giriyor erkek. Ama bu sperm sayısını 150 düşürüyor. Testosteron sayısını 150 düşürüyor. Dolayısıyla plastiğin ben çok tehlikeli olduğunu defalarca bu ekranlardan yıllardır anlatıyorum. Lütfen plastik ürünlerden uzak durun. Mümkünse bulaşmamaya çalışın ama maalesef içtiğimiz sulara bakın. Marketlerde satılan alayı plastik. Evdeki damacalarına bakın. Onların hepsi plastik. Benim şu küçük içtiğim kaptaki su plastik. Yani dolayısıyla nereye baksak orada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Aslında bilmemek en güzel ama bilmek büyük bir sıkıntı yaratıyor insanda. Dostlarım, eskiden iltihabın bulguları vardı, hatırlarsınız. Tumor, rubor, kalır diye yani. Bu neydi bu? Bu şuydu yani. Tümör. Artı şişlik, artı kızarıklık. Yani bunlar inflamasyon oluşturuyor. Eskiden de, günümüzde de. Ve iltihap olan bölge, ben bir daha diyeceğim, vücut tarafından tecrit ediliyor. Vücudun diğer sağlam bölümünden hissiyatını kaybediyor o bölge. Ne zamana kadar? O yabancı maddeyi vücuttan atana kadar. Vücuttan atınca rahatlıyor.
Konuşmak ister misin bir şeyler? Sizi dinliyorum hocam. Böyle dinliyor musun? Peki bir program dinle bakalım arkadaş. Evet hocam. Bakın dostlarım. İltihap olan bölgelerden birkaç şeyi örnek vereyim. Bir, başınızda iltihap varsa deri dökülmesi ve saç dökülmesi olur. Saçınız iltihap olduğu anda kendiliğinden dökülmeye başlar. Siz doğal dökülme olarak algılarsınız aslında iltihabi durumdan dolayı. Peki başka hocam, kalbinizde iltihap varsa kalp krizi geçirirsiniz veya kalp hastalığına yakalanırsınız. Çok enteresan bir şey. Vücuttaki hastalıkların %80'i iltihaptan oluşuyor. İnsanlar farkında değil. Yani insanlar birçok şeyin farkında değil. İnsanlar kendilerinin de farkında değil. Aynada gördükleri cesedi yani bireyi insan olarak algılayınca maalesef bu şeyleri de bilmiyorlar. Yani bilme ihtiyacı içinde de olmuyorlar. Sizde böbrek iltihabı var diyelim. Diyalize girersiniz. Böbrek rahatsız olursunuz. Çok enteresan bir şey. İnsanlar böbrek rahatsızlığına yakalanıyor. Zannediyorlar ki tesadüfen oldu. Tesadüfen olmadı. İnflamasyon yani vücuttaki iltihap böbrekte infişak edince, genişleyince orayı kendi kontrolüne alınca böbrek rahatsızlığı oluyor. Ve siz diyalize girmek zorunda kalıyorsunuz. Kalbi anlattık. Bakın saçı anlattık. Diyelim mide. Yine inflamasyon midede gastrit ve diğer rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Sebep oluyor. Yani her şeyin temeli aslında iltihap. Hatta şunu söyleyeyim ben. Ruhsal rahatsızlıkların, psikolojik bozuklukların akıl hastalığı dahil birçok şeyin nedeni otizm, şizofren, paranoya diyelim küçüklerine geçelim panik atak veya endişe, anksiyete temelde iltihapla yani inflamasyonla doğru orantılı, girift, iç içe geçmiş konumda pozisyonlardır bunlar. Yani vücutta inflamasyon var. Dostlarım lütfen her ne şartta olursa olsun vücudunuzda eğer iltihabi bir durum var ise neredeyse onu belirleyerek, onu öğrenerek hastanelere giderek onun önlemenin çaresine bakın. Aksi halde sonuç depresyon, sonuç psikolojik rahatsızlıklar, sonuç saydığım gibi akıl hastalıkları evresine sizi taşıyabilir. Hiç farkında bile olmazsınız. Çok basit bir şeyden dolayı o noktaya gelebilirsiniz. Peki hocam, nöron yani bizim bilgi depolarımız, bilgi ambarlarımız bunları bağlarını güçlendirmek için yani sinapsları güçlendirmek için ne yapacağız? Yani ne yapabiliriz? Yani bir diğer ifade biçimiyle depresyondan nasıl çıkacağız? Yani depresyondan çıkmak için ne yapmalıyız? Şimdi basit bir reçete vereceğim dostlarım ben. Depresyondan çıkmak için şunları yapabiliriz. Bir, kesinlikle egzersiz yapacaksınız. Yani egzersiz yapmadan depresyona girdiğinizde depresyondan çıkabilme gibi bir şansınız yok. Böyle bir şeye sahip olamazsınız, böyle bir şansa. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka evinizden dışarı çıkmak zorundasınız. Öyle sırt üstü yan gelip yattığınızda, depresyona girdiğinizde depresyondan çıkabilme gibi bir şansınız yok. O zaman mutlaka adım atacaksınız. Atamıyorsanız bir kişi veya iki kişi koltuklarınızın altına girecek, sürüklemeyecek de zorlayacak, sizi dışarı çıkaracak. Kapının dışına mümkünse yakında bahçeniz varsa oraya, yoksa bir araçla doğa, açık havaya gideceksiniz. Ağaçlarla kucaklaşacaksınız. Çiçeklerle, böceklerle uğraşacaksınız. Bir, kesinlikle egzersiz. İki, vücuttaki inflamasyonu yani iltihabı gidereceksiniz. Nerede iltihap var? Dişinizde. Gidecek. Saçınızda, başınızda gidecek. Böbreğinizde giderilecek. Kalbinizde giderilecek. Yani inflamasyon olduğu sürece hasta olmamanız veya kronik hastalığa, rahatsızlığa yakalanmamanız mümkün değil. Bu gidecek. Sonra hocam, sonra sigarayla bir vedalaşacaksınız.
Ben çok ciddi mücadele ediyorum çünkü zararını bildiğim için. Başlamadım ama onun nasıl bir bela olduğunu çok net biliyorum. Sonra içkiyle vedalaşacaksınız. Bunun inançla bir ilgisi yok. Yani anlattığım şey. Benim arzu ettiğim kişisel gelişim, yani psikoloji. Sosyolojik açıdan zararını size anlatmaya çalışıyorum. Elbette. Din açısından olabilir. O da farklı bir boyut. Farklı bir açılım. Ona da saygı duyarım ben. Ona bir şey demiyorum ben. Peki başka? Mikrobiyolojiyi düzeltebilmemiz için biz ne yapacağız? Lifli gıdalara geçeceğiz. Yani sebzeye geçeceğiz. Daha çok et değil de daha çok hamur işleri değil de daha çok kalori bize üretecek, verecek şeyler değil de daha çok biz sebzeye ve lifli gıdaya doğru bir yönlenme şekli ve biçimi alacağız. Yani o tarafa doğru yönümüzü çevireceğiz, döneceğiz. Ve lütfen aşırı tuzlu, normal tuzlu değil. Aşırı tuzlu gıdalardan uzak durun. Tuz çok tehlikeli ama kaya tuzu değil. Daha önce anlattım. Belki duymayan dostlar var, anlatacağım. Markette satılan tuzlar %100 zehirdir. 600 derecede kaynatılır. İçine ağırtıcı, beyazlatıcı konur. 0.5 alüminyum konur akıcı kazanması için. %100 zehir alıyorsunuz. Yani marketten aldığınız markası ne olursa olsun orada iyotlu diye yazar, biliyor musunuz? Yani cezbetmek için. Onların hepsi zehir. Açık söylüyorum ben. Peki ne yapacağız hocam? %100 kaya tuzu. Günde 4 veya 5 gram alacaksınız. 75 çeşit yararlı bize besini sunacak bu. Dolayısıyla tuzdan uzaklaşmak yok ama markette satılan tuz değil, kaya tuzu veya temiz deniz tuzu. Bunlar çok özel, çok önemli şeyler. Peki başka hocam, karbonhidrattan uzaklaşacaksınız. Yani size karbonhidrat yükleyecek olan gıdalardan uzak duracaksınız. Başka kalori, kaloriden uzak duracaksınız. Başka şu. Sülforafan diye bir şey var, biliyor musunuz? Duydunuz mu? Daha önce bilmiyorum ben. Peki hocam, sülforafan nedir? Niye yararlıdır? Sülforafan bizi depresyondan çıkaracak olan bir yapıt. Nerede var? Brokolide var. Özellikle ben brokolide, şu mevsimde çok yok ama olduğu süreçte evinizden, sofranızdan eksik etmemenizi öneriyorum. Sülforafan var. Yani bunu ne yaparsınız? Çiğ olarak yersiniz. Haşlayıp yiyebilirsiniz. Salata da olur. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yoğurda banıyorum. Yani yoğurtla parça parça küçük kopartıyorum, çatalımı alıyorum, batırıyorum, bayılıyorum. Brokoli hiç eksik etmiyorum. Çok önemli bir şey sülforafan. Nedir? Bizi inflamasyondan korur. Yani iltihaptan. Sonra depresyondan korur. Dolayısıyla brokoliye, yani sülforafana yakın olacağız. Onu belirteyim. Bir hobi edineceksiniz ya. Yani müzik. Yani ata bin. Yani resim yap. Yani kitap oku. Yani müzik dinle. Yani futbol oyna, ben hiç sevmiyorum ama. Yani heykel yap, heykeltıraş ol. Yani şarkı söyle, yollarda yürü, koş. Bir hobi edin. Yani bir hobin olsun. Bu ne yapacak? Bu bizi depresyondan koruyacak. Var mı katkın? Hocam şöyle, hani insanın kendisine bakması, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, işte egzersiz dediniz. Aslında hepsi insanın yaşam kalitesini yükselten şeyler. Yani insanın kendine değer vermesi de aslında depresyona girmeyi önemli ölçüde azaltıyor bence. Yani ferdi bizim olumlu mücadelemiz, güzel şeyleri yapmamız depresyona girmemizi engeller, doğru olarak. Gerçek bu. Evet hocam. Şimdi bir de mutlaka bir fenol bileşiği alacaksınız. Yani nedir hocam? Fenol şu. Çayda var. Ihlamurda var, kahvede yok. Dolayısıyla çay ve ıhlamur alışkanlığınız olacak. Ama aşırı değil. Abartmayacağız. Yani bizde öyle arkadaşlarım var ki benim çevremde. Adam demlikle içiyor. Ben 3 ay çay olmasa hiç akramam. Kahveyi seviyorum ama çayı nasıl içiyorum? Bir çay bardağı düşünün. Altında yarım parmak, ince parmağımla şu kalem kadar daha ince çay koyduruyorum.
Üzerine sıcak su, hani çocukken bize derlerdi ya, paşa çayı diye, ben öyle çay içiyorum. Ama bu yanlış. Siz normal çay için ama ölçüyü kaçırmayın, yani demliklerle değil, o zarar. Fenol mutlaka lazım. Yani fenol bileşiği lazım, bunu da en kolay çay ve ılamurdan alırız. Bu da stresi önler, inflamasyonu, yani iltihabı önler. Mesela körküminin var, çok enteresan bir şey bu. Tarçın, zerdeçal, zencefil, keten tohumu. Şimdi benim bir alışkanlığım var, size kopya vereyim. Çok uzun yıllardan beri. Yoğurdu çok seviyorum. Ama markette satılan yoğurt değil. Niye? Propiyonik asit var onda. Yani otizm yapıyor. O zaman evde o hani annemizin, eşimizin yaptığı, çaldığı diyorlar ya. Yoğurt var yok. Bir kasa, bir şeye koyuyorum, kaba koyuyorum. Çok da seviyorum. Dolaptan çıkartıp biraz ıtıyorum. Zencefil, zerdeçal, keten tohumu, tarçın. Tarçın olmazsa olmaz. Tarçını ben su olarak da normal içiyorum. Yani çay gibi içiyorum. Olmazsa olmaz. Başka? Ekmeğin üzerine o siyah çörek otu. Onu çektiriyorum. Çörek otunu da koyuyorum. Bu beşliği hiç eksik etmiyorum. Yoğurdun içerisinde her gün 24 saatte en az bir kez şu parmağım kadar yoğurdun içerisinde bağışlayın. Kaba olsun diye gösteriyorum. Atıyorum, yoğurtta yiyorum. Hocam başka nasıl olur? Şöyle olur. Salataya atarsın. Bir daha sayıyorum. Zencefil, zerdeçal, keten tohumu, tarçın hiç olmazsa olmaz. Özellikle yani bunu adet haline getirin. Adet olarak edinin. Çörek otu. Bu Kur'an'da da geçer. Çok yararlı yani saat açısından. Yani din boyutunun dışında saat açısından çok önemli. Peki hocam. Birçok kişi soruyor bana, hocam antidepresan kullanacak yakınımız var, ben varım. Yani sen sayıyorsun depresyona girmemek için yapılır ama mecburen kullanacak hastalarımız var. Antidepresan kullanmasınlar mı? Kullanınca depresyona giriyor. Hayır, kullanacak. Yani gerçekten akıl hastalığı varsa bir insanda, yani biraz denge bozulmuşsa o insanın belli zaman diliminde, bakın hayat boyu ilaç olmaz, ne olur yanlış anlamayın. Ömür boyu ilaca karşıyım ben. Belli aralıklarla antidepresan alırsınız. Niye? Psikolojiniz çok bozuktur, akıl hastasısınızdır veya terapi boyutunu geçmiştir duygu bozukluğunuz. Akıl hastalığına doğru gidiyordur, ne yapacaksınız? Mecburen antidepresanı kullanacaksınız ama ben belirtiyorum, lütfen antidepresanı ölçülü, yani belli zaman aralığında ve belli oranlarda kullanın, sürekli değil. Başka kırmızı biber, başka toz biber. Bunlar çok önemli bakın. Bunlar mutlaka olmazsa olmaz şeyler. Ve bizim için depresyona girmememiz için, artı inflamasyon olmaması için, yani vücutta iltihap olmaması için bizim bunları kullanmamız lazım. Bir de antipsikiyatrik ilaçlar var. Dostlarım, bunları da ben tavsiye etmiyorum ama gerektiğinde psikolojik rahatsızlık yaşadığınızda kullanmanız gerektiğini hatırlatıyorum size ama ne diyorum? Ölçü belli olacak, zaman dilimi belli olacak. Bunu bir kere kendinize şiar ediniz. Peki hocam, hafif depresyon var bende. Yani hafif, orta boyutta depresyon var. Hayır, ilaç kullanmayın. Terapiyle geçiyor. Çok rahatlıkla, terapi çok basit bir şey. Terapi konuşma ya, sohbet etme. Benle sohbet ediyorsunuz. Ben size soruyorum bazı şeyler, derdinizi. Bana anlatmak istediğiniz var mı diyorum. Ya bu yani. Terapi derken ilaç veriyor değiliz biz terapide. Veya o insana ödev verip de illa şunları 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 şöyle yap demiyoruz. Yani bunun çok basit şekilleri var. Orta ve hafif depresyondan rahatlıkla terapiyle çıkabilirsiniz. İlaca gerek yok dostlarım. Bunu ben belirteyim. Peki başka neyi düzeltir? Öncelikle uykuyu düzeltmek zorundasınız. Uyku çok ciddi bir sorun. Çok ciddi bir problem. Uyku problemini aşmanız lazım depresyondan çıkmak için. Yani şöyle diyeyim ben, akşam 11 veya 12'de yatacaksınız, sabah 7'de kalkacaksınız, benim gibi olmayacaksınız. Ben aykırı bir adamım. Ben, beni bildim bileli gece 3.30'da kalkarım, saatlerce okurum yazarım, otururum sabaha kadar. Benimki ayrı, beni ayırın ama normalde 11'de 12'de yatacaksınız, 6'da bilemedin 7'de kalkacaksın. Gün ışığıyla beraber. Bu çok önemli. Yani güneşle beraber ayakta olmak. Çünkü metabolizma
yaratıcı tarafından, Allah tarafından ona göre dizayn edilmiş. Yani akşam yatacaksın, sabah kalkacaksın. Zaten akşam hava karardıktan sonra siz farkında mısınız bilmiyorum, melatonin artar vücutta. Yani uyku düzenle bizi geçirir. Yani DNA'ları tamir eder esleyenlerini, yeniler. Dolayısıyla melatoninle beraber biz esnemeye başlarız, mayışırız böyle. Yatak avlusu başlar ama akşam normal saatte yatıp sabah 6 bilemedim en geç yedi ama ben 6'yı öneriyorum. Daha evvel kalkmak iyi mi hocam? En güzeli. Ama 3 saat yetmiyor, 3,5 saat yetmiyor. Benim gibi var böyle birkaç aykırı adam, onlar gidiyoruz biz ama normal değil. Ben size 6 saat, bilemedin 7 saat uykuyu özellikle öneriyorum. Uykuyu düzeltmezseniz depresyondan çıkamazsınız. Yani öncelikle uykumuzu da düzelteceğiz. O düzen olacak. Peki hocam, melatonin. Bak çok önemli, daha önce anlattın. Bizim DNA'larımızın yalnızca düzeltimi, yani tamiri uykuda oluyor. Derin REM uykusunda, o da melatonin denilen bir hormon salınıyor. Melatoninle beraber biz DNA'ları tamir ediyoruz. Dolayısıyla hücrelerimiz daha rahat yenileniyor, daha güzel gelişiyor, onu belirtelim. Başka bir ışık sistemi diye bir şey var, biliyor musunuz? Bilirseniz yani. Işık. Peki hocam, ışığın özelliği ne? Dostlarım, benim size tavsiyem kırmızı ışık. Yani insana en az zarar veren ışık kırmızı ışık. Biliyorsan beyaz ışık son derece zararlı. Uyku uyuduğumuz odada mor ışık olmayacak. Yani bilgisayar, yani televizyon, yani cep telefonu, yani şarj cihazı, herhangi bir şey. Yani elektronik cisim, cihazlar mor ışık verir. Dolayısıyla bu vücuda zararlı, artı melatonin salgısını azaltır vücutta. Dolayısıyla vücutta melatonin daha az olunca uyku düzeniniz bozulur, uyuyamazsınız, daha kolay depresyona girersiniz. Bir de bu boyutu var. Dolayısıyla düzgün, sağlıklı saatte uyuyacaksınız, REM uykusuna geçeceksiniz, melatonin salgılanacak enzim olarak, artı DNA'larımız onarılacak, hücrelerimiz yenilecek ve biz daha güçlü insanlar olacağız. Bir daha belirtiyorum ben, özellikle kırmızı ışığı sizlere tavsiye ediyorum. Beyaz ışık, floransan ve türevleri, artı mor ışık, cep telefonu, bilgisayar, wireless, her türlü elektronik cihazdan yatak uygulasını veya uyuyacağınız mekanı uzak tutun. Aksi halde çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Peki uyuyamadınız. Hocam ben uyuyamıyorum. Var böyle. Bana terapiye gelenler de var. Birçok da dost var, arkadaşlar var. Çevrede hocam uyuyamıyorum diyor. Formülü şu. Yattın, yarım saat deniyorsun. Uyumaya çalışıyorsun. Yarım saat uyuyamadın mı? Kalkıyorsun. Oturma odasına geçiyorsun. Salona geçiyorsun. Eline bir kitap alıyorsun. Nasıl bir kitap? O hani bembeyaz sayfa olanlar var ya. Ondan uzak durun. Birinci baskı. Nasıl olacak? Sarı sayfa, saman baskısı. Niye? Uykuyu getirir sarı, beyaz değil. Beyaz uykuyu kaçırır, sarı getirir. Saman kağıda basılmış, yani sarı kağıda basılmış kitap okuyacaksın. Ne kadar? 20 dakika, yarım saat. Sonra yeniden gidip yatacaksın. Sakın uyuyamadığında sağa sola dönme gibi bir eylem içine girme. Aksi halde uykuyu daha çok kaçırırsın. 40 koyunu sayma değil, 80 de saysan uyuyamazsın. Dolayısıyla kalkacaksın, geçeceksin odaya, salona, neyse, oturma odana veya başka bir yere, orada kitap okuyacaksın veya hafif böyle slow bir müzik takacaksın. Ha, sakin, kimseye rahatsız etmeden dingin bir hale gelecek beyin, sonra gideceksin, yatacaksın. Müzik çok güzel veya çok basit, böyle insanı yormayacak çizgi film gibi filmler televizyonda, ama hem beyni meşgul etmeyecek hem yormayacak, rahatlatacak olan şeylerden. Daha sonra gidip yatacaksınız. O zaman uyku daha rahat olur. Siz uyku moduna daha rahat geçersiniz. Bir taraftan da saati kontrol ediyorum. Orada saat var, ben burayı kontrol ediyorum. İlginç bir şey, alışkanlık. Lütfen monitör ve cep telefonlarını, bir daha diyorum ben, bilgisayarı, wireless'ı odanıza uyurken sokmayın. Aksi halde çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Ve lütfen bir daha diyorum, sabah mümkün olduğu kadar erken kalkmaya çalışın. Çünkü
pinyal bezi güneş batınca faaliyete geçer. Melatonin üretir. Melatoninle beraber uykunuz gelir, yatağa yatarsınız ve uyursunuz. Ne yapar melatonin de? Bir daha diyorum, çok önemli. DNA'larımızı, yani hücre temel yapısını, o cansız olan ners neyi o? Diyelim ki disk olarak onu düşünün. Onun içerisinde bilgi yüklüyoruz ya, işte o cansız nesneyi tamir eder, güçlendirir. Başka şu var, avokado var. Avokado gerçekten vücudun yenilenmesi açısından çok önemli. Özellikle mikrobiyoloji bizim düzeltiyor yapı olarak ve bize çok ciddi yararlar oluyor. Ben avokadoyu mümkün olduğu kadar tüketmenizi, yani yemenizi size öneriyorum özellikle. Yağ asitleri var aslında bir diğer açıdan da, o da aklıma geldi benim. Avokadoda özel yağ asitleri var. Onlar hem bizim zayıflamamıza, hem sağlıklı beslenmemize, hem de depresyona girmemize, depresyona engel oluyorlar, sağlıklı beslenmemize yararlı oluyorlar, vücudun sağlıklı işlev kazanmasına. Başka hocam, başka omega 3 var. Balıkta var, fındıkta var, cevizde var. Dolayısıyla omega 3'ten uzak durmayacağız. Omega 3'e de mümkün olduğu kadar yakın olmaya çalışacağız. Peki hocam, başka var mı? Var, başka bir şartı daha var. Beni lütfen bağışlayın ve affedin ama özellikle cinsel ilişki yatmadan, uykudan önce son derece yararlıdır. İnsan ilişki sonrasında çok daha rahat uyku konum ve moduna geçebilir. Ve bize oksitosin, yani bağlanma hormonu, dopamin hormonunun daha çok salgılanmasını sağlar ve rahat uykuya geçeriz. Dolayısıyla ben bunu da size rahatlıkla öneriyorum. Depresyonun sonunda da şöyle bir öneride bulunacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sağlam vücutta da benim bildiğim sağlam kafa bulunur. Ben özellikle aklınıza, kafanıza ve vücudunuza sahip çıkmanızı, onların zarar görmemesi için sağlıklı beslenmenizi, atacağınız adımları bilerek, emin olarak atmanızı, kendinize daha çok dikkat etmenizi, önem vermenizi, kendi kıymetinizi bilmenizi ve her şeyden önce de kendinize saygılı olmanızı öneriyorum, ifade ediyorum. Depresyon konusunun sonuna geldik. 4 hafta bunu ben sizlerle paylaştım. Haftaya çok ilginç bir konuyla birlikte olacağız. Aslında sürpriz olsun. İnsanın özellikle kendini tanıması açısından benim için hayatta mihenk taşı olacak bir konuyu sizlerle paylaşacağım. İnşallah kısmet olursa. Haftaya insan olsun diyorum konu. Merkezde insan olsun. Ve insanı sizlerle ben paylaşayım. İnsanla ilgili ben sizlerle sohbet edeyim, arzu ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, karşılıksız, çıkarsız, sınırsız, ölçüsüz sevgiyle, tüm benliğime inanarak söylüyorum ki ben sizi çok ama çok seviyorum. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Evet kızım, sen de bir vedalaş. Teşekkür bakalım. Ederiz hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bugün perspektifin sonuna geldik. Peki. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.